going around me, cause you found me. Evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den hepinize merhabalar. 17 Ağustos Cumartesi gününün dop dolu bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii ki öncelikle yine yeni gelen arkadaşlarımıza özellikle söylemek istiyorum. Bizde kupon tutturmak istiyorlarsa bizi tanımadıkları için ve şu an videolarda neyi nasıl yapmaları gerektiğini bilmedikleri için birçok arkadaşımız bizden faydalanamıyorlar. Şuradaki videoları bir ciddiye alıp da bir izleseniz, şu köşede çıkan orada o kadar güzel kupon nasıl yapılır, nasıl kaybetseniz bile asla kasanızdaki para bitmez, bu kuponları yaparken nasıl oynamalısınız, kaç para basmalısınız. Yani mesajlar alıyorum, abi salı çarşamba çok güzel geçti, perşembe yattık bütün para gitti. İmkansız, böyle bir şey olamaz işte, öyle bir dünya yok. Neden? Hata yapıyorsun demek ki, param bitemez arkadaş. 15 gün üst üste yatmamız lazım paranın bitmesi için. İşte o yüzden bu videoları mutlaka izleyin de bizleri öyle takip edin. Yeni ligler başladı. Gayet güzel maçlar var ama her zaman dediğimiz gibi ilk haftalarda bir izleyeceğiz arkadaşlar. Bir oturup özetlerini izleyeceğiz. Maçları izleyebildiğimiz kadar izleyeceğiz. Ona göre değerlendireceğiz takımları. O yüzden her maçtaki, her ligdeki her maça değinmeyeceğiz tabii ki. Öncelikle onu söyleyelim. Değindiğimiz maçlarda da soruyorlar yine devamlı, niye taraf bahsi vermiyorsun? Zaten genelde veriyorum. Şöyle olur böyle olur ama şunun şöyle yenmesini bekliyorum derken ben o mesajı arada veriyorum. Veya üste gitmesini beklerken bile, atıyorum bir Gent maçımız vardı. Ha bu arada evet, perşembe günü, salı çarşamba gayet güzel geçirdik. Çarşambayı full geçtik. Perşembede de 8'de 6 gibi güzel bir başarı sağladık. Birçok arkadaşımın attığı mesajlarda ben bile yani 90 artıda öyle bir havaya uçtuk ki Gent'in golüyle 3-0 oldu ve bütün umutsuz arkadaşlar daha maç bitmeden abi Gent'ten yattık falan diyen arkadaşlar çok güzel sevinçler yaşamışlar. Yine tutan bir kuponumuz var, yönetmenim ekrana yansıtsın. Üçlü bir kombin yapmıştık yine. Tamistplus.com'da bizleri takip edebilirsiniz. Önce onu yansıtsın şuraya. Bize hep soruyorlar abi hangi siteden, Instagram'dan göndermiş olduğunuz, yorumlara yazmış olduğunuz mesajlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı göndermiş olduğunuz like ve yorumlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yoğunluktan dolayı hepsine bakıp dönemiyorum. Instagram'da hele 100'den fazla mesaj birikti arkadaşlar. Onlara 2 gün sonra mı, 3 gün, 5 gün sonra mı, ne zaman dönerim, dönebilir miyim bilmiyorum. Çok yoğunluktan çünkü. İlginize, alakanıza teşekkürler. Daha çok boş olduğumda YouTube altındaki, bu videoların altındaki yorumlara öncelik veriyorum. Cevap veremesen bile kalp koyuyorum. Bilin ki kalp koyunca okuduğumu anlarsınız. Diyor ki nerede kupon paylaşıyorsun? Sen bir kere önce yorumu dinlemelisin. Yorumu. Bizi eski takipçiler dinliyor ve nasıl kazanacaklarını biliyorlar. Sen sadece siteye gidip kuponumu alırsan kaybedersin. Çünkü çoğu zaman ben 8'de 6 yapıyorum, 8'de 7 yapıyorum. Bir sürü insan kupon tutturuyor. Ben doğru tercihi denk getirememişim sitede mesela. Veya sizler her zaman şunu diyorum. Kendi düşüncelerinizi de katın. 3-4 maçtan fazla maç koymayın. Zaten oradaki video da anlayacaksınız. Ya kendi düşüncelerinizden ayrı bir alternatif kupon yapın, benden ayrı yapın ya da iki maç benden alın, iki maç kendiniz koyun ama mutlaka alternatif kuponlar yapın. Mesela cumartesi için yine kazandırmasını düşündüğüm tam 8 maç yorumlayacağım. Buradan 3 kupon bile çıkabilir. Hızlı hızlı değineceğim, geçeceğim maçlara. Yine yönetmenim ekrana getirsin. Az önce dediğim gibi tutan kuponumuzu kısaca paylaşalım. Trabzon-Prag maçında karşılıklı gol var demiştik. Tebrik ediyoruz, Trabzonspor'umuz da turu atladı. AYK ile karşılaşacak. Yine Gent-Larnaka maçında üstlemiştik. Son dakikada şansımızın da yardımıyla geldi. 2.5 üstümüz. Rangers Midland'da da üst diyerek 3 orandan, 2.94 orandan yine güzelce kazandık ve kazandırdık. Yorumlarımızı da 8'de 6 yaptık. Yüzlerce mesaj aldım. Yine dediğim gibi hepinizi tebrik ediyorum. Sizlerin de katkısı var çünkü bu kazanmanızda, sadece ben değil. Ve yorumları dinleyenler her zamanki gibi kazanmaya devam edecek. Bunları söyledik, dediğim gibi cevap veremiyorum yorumunuza, ondan dolayı özür diliyorum çünkü çok zamanımız yok artık. Aramıza her gün yüzlerce insan katılıyor ve daha çok mesajlar, yorumlar alıyoruz. Bundan dolayı tekrar özür diliyorum ama siz yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yine maçlarla hakkında görüşlerinizi yazın, yine oraya bir emoji koyun, bir şeyler yazın, like'larınızı da gönderin. Biz de sosyal medyalardan takip edebilirsiniz, köşede çıkıyor zaten. Hızlıca maçlarımıza geçelim. Bir de şu maça niye değinmedin, buna niye değinmedin, İşte şunun böyle mi olur, şöyle mi olur sorularınıza imkan yok cevap vermeme. O yüzden sadece buradaki düşünceler, burada verdiğim maçlar benim düşüncelerim. Ekstradan maç sormazsanız sevinirim. O maça değinmediysen vardır bir sebebi diye düşünün. İlk maçımıza geçelim, 106 koduyla. Şimdi Almanya Bundesliga'da arkadaşlar Borussia Dortmund Augsburg maçı var. Aslında Werder Bremen'i de alsam mı diye düşündüm ama ilk maç şimdi. Fortuna Düsseldorf'la yapacak. Yine de üst olmasını bekliyorum ama kayıt dışı söylüyorum. Bunu bültenime almadım. Almanya'dan bir tane maç aldım. Dortmund Augsburg maçı. Onda da daha önce Dortmund'u izlediğimiz için ve beğendiğimiz için, özellikle Bayern Münih mücadelesinde
beğendiğimiz için yorumlamak istedim ve kendi sahasında Augsburg'da zaman zaman ters gelen bir takım kendisine yine Almanya Federasyon Kupası'nda da galip geldi Dortmund. Augsburg'un yine çok iyi hazırlık dönemi geçirmediğini görüyoruz ama yine aynı teknik direktörleriyle devam ediyorlar ama yine kaybettikleri maçlarda bile gol bulduklarını görüyoruz. Yine hücumda etkili olabiliyorlar zaman zaman ki hazırlık maçında Galatasaray'ı yenmişti. Özeti falan izleyenler vardır. Burada da dediğim gibi Augsburg'un da gollere katkıda bulunmasını bekleyerek üst tercihini yine 1.30'a düşmüş oranı. Üst tercihini öneriyorum. Alternatif kuponlarda yüksek oran hedeflediğimiz kuponlarda ise 4-6 gol deneyebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun oranı da 2-15 şeklinde sistemde de denenebilir. Ben bir sistem kuponuma koyacağım ama öne çıkarttım tercih. Üst tercihi tabii. Alternatifte VAR tercihini kullanmak isteyenler de olabilir. Oranı 1.65 o da olabilir. Çünkü Augsburg da gol atabilir. Dortmund'un 3-1 gibi kazanmasını bekliyorum ben. Diyelim ilk maçımız için. Bir sonraki maçımız 124 koduyla İngiltere Premier Ligi'nde Norwich kendi evinde Newcastle United'ı konuk edecek. Bu takımların da yine ilk maçlarını izlediğimiz için daha çok değinmek istedik. Norwich'i Liverpool karşısında izlemiştik. Daha çok genç oyunculardan kurulu defans anlayışıyla birçok hatalar yapabiliyorlar ve Liverpool da bunu iyi değerlendirmişti. 4-1 kazanmıştı kendi evinde ve Newcastle'da Arsenal karşısında tutunamamıştı ama çok da pozisyonlu bir maç olmamıştı ama yine burada etkili olabilecek oyuncuları var. Özellikle Maximin gibi, Jolinton gibi oyuncuların burada etkili olmasını bekliyorum. Ben Norwich defansına karşı Norwich'in de Pukki'li hücum hattını çok beğendim açıkçası. O yüzden iki takımın rahatça karşılıklı birbirine gol atabileceğini düşündüğüm için güvenilir. Yani ben bu yüzlerce maçın içinden bu 8 maça güvenmişim. %80-90 oranında tabii şansımızın da yardımı olması lazım. Özellikle gollere gitmemizi de biliyorsunuz herhangi bir aksilik olabilir diye. Yine kimin yeneceğini düşündüğümü de söylerim de burada karşılıklı goller atılacaktır diye düşünüyorum. 1.45 orandan sağlam kuponlarımıza, ilk kuponlarımıza koyabileceğimiz gibi alternatif kuponlarımıza yüksek orandan 1.65 gibi yüksek orandan da üst tercih yapabiliriz. Her ne kadar Norwich favori gibi görünse de oranı da artıyor. Evet yine de bilir belki ama 2-2 de bitebilir. O yüzden gollere gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 125 koduyla Southampton kendi evinde Liverpool'u konuk edecek. Liverpool biliyorsunuz İstanbul'da oynanan mücadelede ki yine tam isabet sağladığımız bir mücadeleydi. Hem karşılıklı gol var ve hem de 2-3 golle Chelsea'nin kolay lokma olmayacağını hem iddia bültenimizde hem de sevgili Atilla Arda ile beraber özel kupa, süper kupaya özel çektiğimiz programda anlatmıştık nedenleriyle beraber. Liverpool yine iyi başladı diyebiliriz. Norwich'i yendi arkasından Süper Kupa'yı aldı. Moralliler ama yorgunlar. 120 dakika maç yaptılar. Türkiye'ye geldiler gittiler. Southampton'da Burnley karşısında 3-0 yenilmişti ama defans hataları da olmuştu. Yine hücum gücü de kuvvetli bir takım Southampton. Burada gol bulabilme potansiyeli var bu yorgun Liverpool'a. Çünkü o kaslar iyice gitti yani o maçta uzatma maçında Süper Kupa'da. O yüzden burada yorgunluk hissi olabilir. İkinci yarıda Southampton'da gol atabilir ama toplamda ben bir üstün çıkacağını düşünüyorum. 2-1, 2-2, 3-1 gibi böyle gollü bir maç bekliyorum yine. O yüzden 1.40 orandan 2.5 üstü ana kuponlarımıza tercih edebileceğimiz gibi 1.60 gibi güzel bir orandan daha yüksek oran hedeflediğimiz alternatif kuponlarda ki burada ne demek istediğimi yine o videolarda anlayacaksınız. Değerlendirebilirsiniz. Cumartesi günü en az 3-4 kupon yapılıp en az 2 tanesi tutturulabilir diye düşünüyorum. Şansımız yanımızda olursa dediğim gibi 125 kodlu Liverpool maçına 2.5 üst alternatifte de karşılıklı gol var öneriyorum. Taraf bahsine riskine girmeye gerek yok. Bazen riski karşılamadığı için 1.20, 1.15, 1.25 gibi oranları vermek istemiyorum. Açıkçası hedefimiz burada sizlere daha yüksek oran yüksek derken en düşüğü 1.30, 1.35, 1.40. Onun dışında yine 1.50, 1.60'lardan bir araya getirip 3-4 maçı kazandırmaya çalışıyoruz. O yüzden burada da tavsiye ederim bu şekilde. 126 kodlu maçımıza geçelim. Bir sonraki maçımız 126 koduyla. Celta Vigo kendi evinde Real Madrid'i konuk edecek. İspanya'da saat 18'de oynanacak mücadele. Real Madrid'i hazırlık maçlarında evet çok beğenmedik. İzleyenler vardır beğenmedik derken izleyenler beğenmemiştir muhtemelen diye düşünüyorum. Çünkü özellikle bir Atletico Madrid maçı var ki halı saha gibi 7-3 yenildi Real Madrid ve daha da fazla gol yiyebilirdi. Diego Costa kırmızı kart görmesi ortalık biraz karıştı filan. Ondan sonra Tottenham'a yenildi, Fenerbahçe'yi 5-3 yenebildi, bir de Salzburg'u 1-0 yenebildi. Roma ile 2-2 kaldı ama yine de potansiyeli olan her ne kadar Ronaldo'dan sonra bayağı bir çöküşe girseler de Hazard'ı aldılar biliyorsunuz. Yine de Real Madrid Real Madrid'tir diyorum. Celta Vigo'da hazırlık maçlarında bir iyi bir kötü olduğu zamanlar oldu ama onların da yine tehlikeli futbolcuları takımda duruyor. Başta Yoga Aspas olmak üzere. Baktığımız zaman Asensio, Brahim Diaz, Carvajal gibi cezalı ve sakatları var Real Madrid'in. Celta Vigo'da da yine defansta
sakatları var. Bir de Santimina yine tehlikeli forvet oyuncuları sakat olduğu için oynamayacak, onu söyleyelim, ama bu maçta yine bana goller vaat ediyor ve 1.30 gibi güzel bir orandan üst deneyebileceğimiz gibi yine Dortmund maçı gibi gollü bir maç bekliyorum ben. 2-2, 3-2 civarında. O yüzden 4-6 gol de 1.90 oranıyla denenebilir. Real Madrid dediğim gibi 3-1, 3-2 kazanabilir bile yani, ama taraf bahsine girmeyelim, biz yine gollerle güvenceye alalım kendimiz diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz bunu da kuponlarınızın birinde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 362 koduyla Avusturya 1. Ligi'nden saat 18'de başlayacak mücadele, biliyorsunuz zaman zaman bültenlerimi aldım. Mosberger diye bir takım var. Kendi evinde Mattersburg'u ağırlayacak. Hem defansında hem hücum hattında çok hareketliler. Devamlı hücumu düşünüyorlar. Öyle bir takım Mosberger ve kötü giden 2 haftanın ardından Sturm Graz'a kendi evinde yenildiler ama çok fazla pozisyona girip kaçırdılar. Salzburg maçında keza öylesine yine açık futbol, 2 gol de attılar ama 5 tane yediler. Mattersburg da öyle. Yenildiği maçlarda bile onu çirkinleştirmeyen, yine devamlı gol arayan bir takım. Onlar da Salzburg'a 4-1, Avusturya Viyana 5-1 yenildiler. Yani Wolfsberger için bir çıkış maçı olacağını düşünüyorum. Ben kendi evlerinde galibiyete yakın görüyorum. Bir sakat cezalı bilgisi de yok. İki takım da hücumcu ve oyunu bozmayan, çirkinleştirmeyen yapıya sahipler. O yüzden ev sahibi galibiyeti alternatif kuponlarda deneyelim. Üst tercihi benim çok hoşuma gitti. 1.55 orandan üst tercihi 1.55'ten yine sağlam kuponlarımızda değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Alternatifte de 1 değerlendirebiliriz. Ev sahibi 3-1 gibi alabilir diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz bunu da bir kuponunuzda değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 129 koduyla sevgili bahisseverler Manchester City Tottenham mücadelesi. İngiltere Premier Lig'de haftanın tempolu, güzel, zevkli geçmeye aday bir mücadelesi. 19.30'da baktığımız zaman City tabii ki galibiyete yakın, oranı da oldukça düşük. Evet arkadaşlar, oran düşük olduğu için yine ben gollere gitme taraftarıyım ve daha fazla oran almaktan yanayım. Tottenham'ı çünkü çok beğendim. Aston Villa karşısında geriye düştüler de kurdukları baskıyla yine 3-1 kazanmayı bildiler. Manchester City'de yine bildiğimiz gibi West Ham'ı 5-0 yenmişti ve daha önceden de bir intikam maçları var. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nden elemişti Tottenham Manchester City'yi. Nasıl elemişti? 1-0 yenmişti. Deplasmanda 4-3 yenilmişti. Manchester City bunun intikamını almak isteyebilir. Nasıl alır? Alır mı? Alır. Nasıl alır? Handikaplı bile alır. Ama Tottenham gol atar mı? Mükemmel oranıyla bence değerlendirilmeli. 1.55 gibi bir oranı var. Onu da alternatifte ama ikinci kuponda, asıl kuponumuzda 1.35'ten üstü değerlendirelim. 2-1, 3-1 gibi, 3-2 gibi gollü mücadele. Hele de ilk yarıda güzel gollerle başlarsa mükemmel bir maç olacağını bekliyorum. Dediğim gibi Tottenham'ın gol atmasını çok değerli buluyorum oranını. Alternatifte de olsa değerlendirelim. Bir sonraki maçımız 398 koduyla sevgili bahisseverler. Belçika Ligi'nde Mechelen Circle Brugge maçı var arkadaşlar. Bakın Mechelen takımı, bazı liglerde takip ettiğiniz maçlar vardır, takımlar vardır. Bu da onlardan biri olabilir. Dikkat etmek lazım bu takıma. Keza Zulte Waregem'i yenerek başladılar. Genk gibi son şampiyonu yendiler kendi evlerinde ve Anderlecht'e deplasmanda direndiler. 1 puanı kopardılar. 10 kişi kalmalarına rağmen kalecilerini kaybettiler. Bu maçta kırmızı kart cezası oynayamayacak. Circle Brugge iyi başlayamadı ve çok dağınık bir görüntü veriyor ama yine oyunu çirkinleştirmiyor. Golünü de atıyor. 3-1, 3-1 diye yenilerek devam ediyor. O yüzden Mechelen burada kendi evinde galip gelebileceği gibi ama oranda düşük olduğu için yine muazzam oranıyla, 1.50 gibi oranıyla üste gidelim diyorum. Yine Mechelen'in 2-1, 3-1 kazanabileceği bir maç olduğunu düşündüğüm için burada da tek tercih üst olarak veriyorum. Kuponlarımızın birine ufak böyle bir serpiştirebiliriz yani. Son maçımıza geçelim. 139 koduyla Türkiye'den Demir Grup Sivasspor kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Tabii Toto videosunda da bahsetmiştik. Beşiktaş adeta revire döndü. Ne golcüsü var, ne kanadı var, ne forvet arkası var, ne kalecisi var, ne yok oğlu yok yani. O derece yani. Kimle oynayacak onu bilemiyoruz. Abdullah Avcı geldi, bir sistem oturtmaya çalışıyor ama şu anda o sistemi oturtacak futbol yok elinde ve maalesef gerçekten ilginç bir maç olacak ama eğlenceli, tempolu, güzel bir maç olacak. Keza Sivasspor bunu bize nerede verdi? En son Fenerbahçe'yi konuk etti. Cumhuriyet Kupası adı altında düzenlenen belki de Fenerbahçe turnuvada, tek iki takımlı turnuvada. Evet. Orada Fenerbahçe 2-1 yendi ama yine de defansta da açıklar verdi. Fenerbahçe 2-2'ye, 3-2'ye bile getirebilirdi ama Sivasspor farklı atabilirdi. Aynı güzel bir maç bekliyorum. Beşiktaş da mutlaka ne kadar kötü ve eksik de olsa yine burada gol bulacaktır diye düşünüyorum ben. O yüzden oranı düşük tutmuşlar zaten. 1.30 gibi bir orandan. Baktığımız zaman kimle bulacak diyorsunuz mesela. Orada bir Tyler Boyd var mesela, bir Güven Yalçın var. Oynayabilecek oyunculardan gole katkıda bulunacak Oğuzhan Özyakup var, Kuvarejma var. Yani bunları hafife almayalım. Beşiktaş Beşiktaş'tır yani, burada yenilse bile gol bulacaktır. Sağlam tercih 1.30 oranıyla karşılıklı gol var olacağı gibi yine 1.50 gibi muazzam orandan, ki çok severim ben bu oranı,
oran olarak bir severim yani. Yoksa orandan dolayı gitmem yani. Üst tercihi de yine değerlendirebilir. 2-1-2-2 civarında bir mücadele beklediğim için üstü de ben değerlendireceğim bir kuponumda. İsteyenler 1-0 çifte şans da oynasınlar ama taraf bazına ben ilk başlara girmek istemiyorum. Yine siz bilirsiniz, gollere gitmekte fayda var. Sizler için 8 maç yorumlamaya çalıştım. En az 6 veya 7'sinin gelmesini hedefliyorum ki bunların bile arasından en az 2 kupon tutar. Dediğim gibi kafanıza yatan maçlardan üçlü ya da dörtlü kendinizi de üzmeyecek kadar para yatırarak yine kuponları tutturabilirsiniz. Yorumlara mutlaka yazın düşüncelerinizi, iyi veya kötü eleştiri veya tebriklerinizi gönderebilirsiniz. Like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir türlü 1000 like'ı geçemedik. Gözünüzü seveyim ya. Bir ödüllendirin bizi. Bir de şurada kanala abone olmak için çıkan fotoğrafıma tıklayıp abone olabilirsiniz. Ve altındaki zil işaretine bastığınızda video yüklendikçe bildirim gelir. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dur, çaydan büyüdüğüm için bundan sonra kapat.